Merhabalar değerli izleyiciler. Saatler onu gösteriyor. Haftanın ilk gününde Habertürk ekranlarında haber masasıyla karşınızdayız. Yunanistan'da genel seçimlerin galibi Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkati çeken radikal sol koalisyon Syriza oldu. Oy sayımı büyük ölçüde tamamlandı. Oyların yaklaşık %36,3'ünü alan Syriza 149 milletvekili çıkardı ancak tek başına iktidar olması için 151 sandalyeye ihtiyacı vardı. İngiltere'de 7 yaşında bir kız çocuğu internetten öğrendiği yöntemle 11 dakikada Wi-Fi şifresini kırdı ve internetten izlediği bir videodan hacklemeyi öğrenen çocuk bazı hesaplara ulaşmayı da başardı. Evet, bu denli kolaylaşan internet korsanlığı tüm internet kullanıcıları için büyük bir tehdit. Peki hem banka hesaplarımızı hem kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Konuğumuz hacker Tamer Şahin. Hacker ama etik hacker diye de ekleyeyim. Nedir farkı hacker ile etik hacker'ın Sayın Şahin? Etik hackerlar özel şirketlere, devlet kurumlarına, çeşitli kuruluşlara bilgi güvenliği ile ilgili yardımcı olan, çözümler sağlayan, bu işi etik çerçevede yapan, yasal olarak hackleyen kişiler anlamına geliyor. Peki, şimdi hemen bizi bekleyen tehlikelerden bahsedelim. 7 yaşında bir çocuk internette şifre kırmayı öğreniyor ve banka hesaplarına kadar ulaşabiliyor. Durum bu kadar vahim mi? Vahim mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Maalesef mevcut durumu? Maalesef bu kadar vahim. Çünkü internette bir sürü hackerların yazdığı araçlar bulunuyor, programlar bulunuyor. Hı hı. Bunun dışında üreticilerin ürünlerinde çeşitli güvenlik açıklıkları oluyor. Ya da bir kişi uzman olmayan kişiler tarafından kurulan modemi kullanabiliyor. Kablosuz ağlara sahip olabiliyor. O yüzden artık bu yaş seviyesine kadar inmiş durumda. Peki şimdi neler yapmamız lazım? Sade vatandaş ne yapsın? Ne gibi tedbirler alsın? Aslında bizim en çok rastladığımız şey halka açık alanlardaki kablosuz ağlara güvensiz ağlara diyelim daha doğrusu bağlanmak. Şimdi havaalanındayız, oteldeyiz, bir kafedeyiz ve Wi-Fi kullanmak istiyoruz. Ne yapacağız? Biz işte şöyle bir tercihimiz var genellikle. Maalesef böyle bir tercihimiz var. Cep telefonumuzdaki internet paketini kullanmak yerine hemen kablosuz ağ şifresi soruyoruz. Bir kafede, işte havaalanında, başka yerlerde, otellerde özellikle. Bu çok riskli. Çünkü baktığımızda dışarılarda özellikle bu restoran kafelerde bulunan kablosuz ağlar çok ufak imkanlarla kurulmuş ve şirket bünyesindeki ufak bir cihazla verilen hizmetler. Bunlar güvenli değil ve o ağda dahil olan biri sizin e-mail yazışmalarınızı okuyabilir, bütün sosyal medyadaki mesajlarınızı, şifrelerinizi ele geçirebilir, iletişiminizi izleyebilir. Hatta ve hatta cep telefonunuza zararlı yazılım bile yollaması mümkün olabiliyor. Bunu sadece Android işletim sistemi, özgür açık kaynaklı Android işletim sistemi çalıştıran bir cep telefonuyla rahatlıkla yapabiliyorsunuz bu dönemde. Peki hacklenip hacklenmediğimizi nasıl anlayacağız? Aslında bakarsak cep telefonlarında hacklenip hacklenmediğini anlamanın yollarından biri pil tüketimi. Aslında tabii ki ciddi kullanımda pil tüketimi farklı farklı reaksiyonlar verebiliyor ama eğer cep telefonunuza bir program yüklüyse, cep telefonunuz yavaşladıysa, aşırı ısınıyorsa, pili çabuk bitiyorsa ciddi bir işlemci kullanımı söz konusudur ve bilgi transferi söz konusudur. Yani artık öyle zararlı yazılımlar var ki siz telefonu elinizde tuttuğunuz zaman işte hareket sensörünü kontrol ederek tüm odanın haritasını çıkartıp fotoğraf şeklinde belli merkezleri ileten zararlı yazılımlar bile var. Ciddi Peki. bir takip yapılabiliyor. Şimdi biraz şüpheci, septik bir yaklaşım olacak ama biraz şehir efsanelerinden de bahsedelim. İşte bu kameralar, elimizdeki akıllı telefonların kameraları, hatta evimizde izlediğimiz televizyonların üzerindeki kameralardan acaba izlenebilir miyiz? Evet, artık o iş öyle ilerledi ki izlemenin dışında sizin izlendiğinizi anlamanızı engellemek için o kırmızı ya da yeşil ledleri bile kontrol edebiliyor. Yani hekeler. İzlenebilirizle başlıyorsunuz her şeyden evvel. Kesinlikle. Her şeyden evvel izlenebilirsiniz ve izlendiğinizi anlamamanız için de her türlü yine teknik kullanılabiliyor. Bu sadece bilgisayarlarda değil, tabletler, cep telefonları, evimizdeki salonumuzda bulunan televizyonlara kadar gelmiş Çok durumda. Çok korkunç değil mi? Salonda ailenizle oturuyorsunuz ve bu bile izlenebiliyor. Ne yapalım? Burada aslında alınabilecek önlemler çok temel önlemler var. Bir kere bilgisayarımızda bir antivirüs programı bulunması gerekiyor. Kullandığımız kablosuz ağ VPA değil VPA2 dediğimiz şifrelemeye sahip olması lazım. Kablosuz ağlardan internete... Nedir farkı? Bir de alabilir misin? Aradaki fark şu. VPA dediğimiz eski bir şifreleme yöntemi. VPA2 şu an bilinen en yeni şifreleme yöntemi. VPA, WPA diye 2 diye yazılıyor. Buna geçmeleri gerekiyor. Tabii kablosuz ağ şifrelerinin iyi seçilmesi lazım. Yine telefonlarda, tabletlerde ve televizyonlarda. Bakın
aynı zamanda bütün bilgisayarlarda çok ortak, hepsi aslında birer bilgisayar. Hı hı. İşletim sistemlerinin güncellenmesi lazım. Yani telefonumuzun güncellemesini yapacağız. Yani bu ağırlaştı yeni versiyonda. Artık işte şöyle oluyor, böyle hafıza kullanımı arttı deyip eski versiyon kullanmamamız çok çok önemli. Evet. Özellikle telefonumuzda ve bilgisayarımızda bankacılık işlemi yapıyorsak. Şimdi teknoloji bir taraftan da o kadar çok kolaylık sağlıyor ki mesela bireysel bankacılık, internet üzerinden bankacılık kullanalım ama nasıl? İşte işin aslında en kritik noktalarından biri bu. Artık öyle zararlı yazılımlar var ki sizin cep telefonunuza gelen internet şifresini size göstermeden alarak hackerlara iletip hesabınızın boşaltılmasına yarıyor. Diyelim ki siz işte şifre üreten ufak cihazlardan kullanıyorsunuz. Yine bunu da atlatmak mümkün. Şöyle bir aşamaya kadar hackerlar gelebiliyorlar. Siz internet bankacılığına giriyorsunuz, şifre üretiliyor. Siz kendi bilgisayarınızda, ekranınızda, browserınızda, internette gezdiğiniz gezginde, banka hesabınızda dolaşırken sizin internet gezgini programla aranızdaki iletişimi manipüle ediyorlar. Yani siz orada hesabınıza bakmak için tıklıyorsunuz ama o havale sekmesini çalıştırabiliyor. Korkunç. Dolayısıyla işlemi kendiniz yapmış gibi mi gösteriyor? Aynen öyle. Hem kendiniz yapmış gibi oluyorsunuz, hem kendi bilgisayarınızdan, kendi internet bankacılığınızda yapıyorsunuz, hem de sizin cep telefonunuza gelen şifre ya da şifre üretici, şifrematik cihazınızı kullanıp yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Bunları kanıtlamak da çok zor. Hı hı. Gerçekten çok zor. Diğer bir tehdit, eğer ağınızda bir güvenlik açığı varsa, bilgisayarınızda bir güvenlik açığı varsa sizin üzerinizden de suç işlenebilir. Bu da çok... Hiç var mı böyle örnekler? Yüzlerce örnek var, binlerce örnek var diyebilirim rahatlıkla ve insanlar yıllarca mahkemelerde kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar bu gibi durumlarda. Çünkü kanıtlamak çok zor. Sizin bilgisayarınızdan gerçekleştirilmiş, siz yapmış gibi gözüküyorsunuz. Bunun hem bir Türkiye boyutunu bir de uluslararası boyutunu konuşalım mı? Bunlar dirsek teması içindeler mi? Kesinlikle. Mesela şu e-maili alan kişiler var. Bir e-mail geliyor size, diyor ki işte benim hesabımda bir sorun var. Benim sizin hesabınıza bir para gelecek. Bunun %40'ını siz alabilirsiniz. Gerisini bu hesaba havale edin. Bir takım hani artık niyeti bozan kişiler diyelim, gerisini düşünmeden bu paraları alıyorlar. Geriye kalan parayı da havale ediyorlar. Sonrasında zaten kara para tutuklanıyorlar. Zaten. Ve çünkü o para da bir internet bankacılığından ya da farklı bir yerden çalınmış oluyor. Sonrasında tutuklanıyorlar ve kendilerini ifade etmeleri çok zor. Hemen yurt dışına çıkış yasağı ve savcılık zaten soruşturma başlatıyor. Çok, çok, çok da ciddi suçları var bunların ve kendiniz kanıtlamanız da çok zor. Peki kurumsal olarak ne gibi önlemler alınmalı, bireysel olarak ne yapabiliriz? Bizi aslında izleyen sade vatandaş hep şüpheyi zerk ettik de ne yapalım diye soruyor şimdi. Şimdi kurumsal tarafta şirketlerde özellikle yöneticilerin hedef alındığını görüyoruz. En başta hani kablosuz ağların güvenliğinden bahsettik ya, oraya geri dönecek olursak şirketlerin yöneticilerini, CEO'larını veya işte finans müdürlerini hedef alan bazı zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde birkaç ay önce çıktı, iki ay kadar önce çıktı. Otellerde sadece yöneticileri hedef alan ve onların bilgisayarlarındaki verileri çalan bir takım zararlı yazılımlar keşfedildi. Ne amaçlanıyor burada? Burada tabii ki finansal bilgi, şirket bilgileri, gizli kurumsal bilgiler hedefleniyor. Ve biliyorsunuz yani rekabet ortamı artık yasal sınırların dışına taşmış durumda dünyada. Ve sadece yine Türkiye'de değil, dünya çapında Türkiye'nin de hedef olduğu bir durum var. Bugün baktığımızda çok ünlü bir akıllı telefon üreticisinin ürünleriyle ilgili bir iddia atıldı. Edward Snowden, eski gizli servis ajanı, NSA ajanı, biliyorsunuz bir sürü belge yayınladı. Evet. Bu belgelerden sonra avukatına bir soru soruldu. Dedi ki işte ünlü bir cep telefonu firmasının ürününü kullanıyor mu Edward Snowden diye. Hayır, kullanmıyor çünkü kendisi bu bilgileri yayınladı. Amerika bu cep telefonu kullanan milyonlarca, yüz milyonlarca insanın telefonuna ulaşabiliyor dedi. Ve bunu 2008 yılından beri yapıyor. Peki, şimdi bazı iletişim için kestirme yolları kullanıyoruz ama bunların da bazı ülkeler tarafından çok rahatlıkla monitör edilebildiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Nasıl şey yapalım, iletişim kuralım? Aslında dumanla burada, ya da yüz yüze konuşarak burada, olamayacağına göre. Her şeyden mahrum olmamız mümkün değil. Burada sadece bir şekilde bir taraf seçmemiz lazım. Çünkü baktığınızda Çin, Rusya, Amerika, Hindistan gibi ülkelerin ulusal stratejileri var. Kendi arama motorları var hepsinin, kendi mesajlaşma programları var. Hatta kanallara reklam verecek aşamaya geldi bu mesajlaşma programları. Çünkü bir sürü kişisel bilgi elde ediliyor bu şekilde. Burada seçmek lazım. Diyelim ki işte Facebook kullanıyorsunuz. Facebook kullanıyorsanız işte Facebook'un sahip olduğu bir mesajlaşma yazılımını kullanmanızda sakınca yok. Çünkü zaten onu kullanıyorsunuz. Çünkü o zaten sizin bilgilerinize erişiyor. Ama gidip Çin'in sahip olduğu bir mesajlaşma yazılımını, Hindistan'ın sahip olduğu bir mesajlaşma yazılımını yüklerseniz bilgilerinizi farklı farklı ülkelere servis ediyor olma ihtimaliniz var. Tabii ki kamu sektörü için bambaşka.
Benim fikrimi soracak olursanız tamamen yasaklanmalı, tamamen kontrol altına alınmalı ve milli telefonlar kullanılmalı. Şimdi kamu sektörü dediniz, bütün devletin gizli politikaları, bütün politik, siyasi gelişmeler, devlet erkanı neye dikkat etmeli? Aslında bana kalırsa bütün tabii ki gizlilik derecesine göre kamu personeli milli üretilen açık kaynak kodlu bir işletim sistemine sahip, açık kaynak kodlu yine her şeyi bizim geliştirdiğimiz bir donanım mimarisinde telefon kullanması lazım. Yani bu iş şöyle bir noktaya geldi Jülide Hanım. Baktığımızda Rusya artık çok kritik devlet dairelerinde yazışmaları daktilo ile yapmaya başladı. Yani artık o noktaya geldik. Bu daktilolar da özel ses tınıları ayarlanmış daktilolar. Çünkü o sadece o seslerin analiz edilerek de bir takım bilgilerin ele geçireceği düşünülüyor. İnanılır gibi değil. Evet. Yani bu noktaya geldiğimizde bizim işte devlet erkanımızın ya da çok kritik konumdaki kişilerin veya daha belki onun aşağısındaki kamu çalışanlarının uluslararası firmaların işletim sistemlerini, özellikle kapalı işletim sistemlerini, telefonları kullanmaları oldukça sıkıntılı. Şimdi tekrar bireye dönelim. Biliyorsunuz Amerika'da da yayımlandı. Birçok ünlünün kendi akıllı telefonundaki ya da tabletindeki fotoğraflar, nasıl olsa kimse görmez diye çekilmiş fotoğraflar sonra basına yansıdı. Bu fotoğraflar konusunda ne önerirsiniz? Aslına bakarsak orada çok kaotik bir çerçeve var. Çünkü bu fotoğraflar çok uzun zamandır hacklenmişti birçoğu. Yani aslında hackerların elinde birçok ünlünün fotoğrafı var. Birçok ünlünün bilgisayarı, cep telefonu hackleniyor. Bu fotoğraflar ellerinde oluyor ve aralarında bunu değiş dokuş yaptıkları kulüpler bile var. Yani benim elimde şu ünlünün fotoğrafı var, senin elinde bu var. Bunlar hiçbir yerde bulunmayan fotoğraflar. Dolayısıyla bir fotoğraf çekip o bizim sadece telefonumuzda kalacak diye düşünmemek lazım, eğer, değil mi? Onu çektikten sonra onu her an her yerde çıkabilirmiş gibi düşünmek lazım. Eğer bulut bağlantılı lazım. Bir servis kullanıyorsanız, kullandığınız cep telefonu markası ya da modeli çok önemli değil. Hepsi buluta bağlanabiliyor. Yani internete bağlanıp internette veri tutabiliyor. Sadece telefonunuzda tutuyorsanız ve telefonunuzdaki bilgileri bilgisayara yedekliyorsanız veya bir belki USB belleğe bir problem yok. Ama siz internet bağlantılı yedek alıyorsanız, internette tutuyorsanız o servisler hacklenebiliyor. En son işte bir biliyorsunuz o ünlülerin fotoğrafları yayınlandığında bir cep telefonu üreticisinin sunucuları hacklendi. Sonrasında iki ayrı güvenlik açığı daha çıktı hacklenebilmesiyle ilgili. Yani, neydi onlar? Farklı şifreleri atlatma, mesela çift aşamalı şifreye geçti. Cep telefonuna da bir onay kodu göndermeye başladı. Bu sefer hackerlar onu da kırdı. Ama bu çok tabii konuşulmadı. Çünkü hemen üstüne gidip kapattılar. Fakat bakın bu süre birkaç ay alabiliyor. 1,5 ay içerisinde o belli kişiler hedef olabiliyorlar. Özellikle şifrelerimizi iyi seçip internete şifreli yedekleme yapabiliyorsak, teknik bilgimiz varsa onu yapmalıyız. Yapamıyorsak hiç internete veriyi koymamamız lazım. Cep telefonumuzda tutmamız lazım ya da bilgisayara bir taşınabilir belleğe yedek alıp bir şekilde fiziksel olarak çekmecemizde durması lazım. Peki Tamer Bey, bir de çocukları konuşalım mı? Yetişkinler bu kadar kandırılmaya ve istismara müsaitken çocuklarımız ne gibi bir tehlike altında? Orada açıkçası durum oldukça vahim. Çünkü çocuk pornosu özellikle pedofiliyle ilgili Türkiye ciddi üst sıralarda bu suçlarla ilgili. Çünkü bu büyük bir paranın döndüğü sektör, sektör olarak dünya çapında ve Türkiye'de de çeşitli işte materyaller böyle yurt dışına satılıyor. Özel sitelere, bizim derin internet dediğimiz bir takım kaotik internet platformlarında bunlar değiş tokuşu yapılabiliyor. Ve orada mutlaka aile filtresi dediğimiz servis sağlayıcılarla görüşüp aile filtresini aktif etmek lazım bir kere kullanıcılarının, ailelerin. Yani orada zaten birçok... Neden o aile filtresini kullanmakla hangi tehlikeleri bertaraf etmiş oluyoruz? Orada bir kere zararlı içerikte, vahşet içeren, işte cinsellik içeren, farklı farklı uyuşturucu maddelerle ilgili siteleri bloklar halinde zaten engellemiş oluyor servis sağlayıcı. Yani o adrese siz girmek isteseniz de giremiyorsunuz. Ama bu işin bir aşaması. İkinci aşamada çeşitli aile koruma programları var internet üzerinde. Bunlar zaten arama motorlarından ulaşılabilir. Peki. Bir de onu bilgisayara kurup bilgisayar üzerindeki kamera kullanımını mesela, çünkü kötü niyetli kişiler küçük yaşta kullanıcılar gibi gözüküp Facebook gibi sosyal ağlarda hesap açabiliyorlar. Oradan çocukları kandırıp kamera kullanabiliyorlar. Bunların önüne geçmek mümkün olabiliyor. Ama en önemlisi çocukla iletişim kurup bilgisayar kullanımını ailenin ortak alanında yapmasını sağlamak. Peki. Şimdi bir genel sorunda acaba cep telefonun dinleniliyor mu sorusu çok gündemde Türkiye'de biliyorsunuz. Bu konuda şüphesi olanlara ne önerirsiniz? Burada zaten şöyle bir ayrım var. Yani yasal yapılan dinlemelerle ilgili
zaten yapacak bir şey yok. Çünkü mobil operatörler üzerinden yasal olarak bunlar yapılıyor. Yok, yasal olarak. Diğer tarafta yasa dışı izleme dinlemeleriyle ilgili de yine en başta bahsettiğimiz gibi cep telefonunun pili çok hızlı tükeniyorsa, ısınıyorsa, işlemci kullanımı, hafıza kullanımı fazlaysa ve ciddi bir ağırlık seziyorsanız, anormal bir ağırlık, bir güncelleme sonrası olan ağırlık ya da pil tüketiminden bahsetmiyorum tabii ki. Anormallikler burada takip edilmesi lazım. Ama mesela hurafeler var. İşte kendi numaranızı arayın, çalıyorsa dinleniyorsunuzdur. Bu şekillerde anlamak onlar mümkün değil. Onlar doğru değil mi? Onlar doğru değil kesinlikle. Dinleme için en popüler yöntem, iki yöntem var burada aslına bakarsanız. Birincisi zararlı yazılım yerleştirmek telefonun içerisine. İkincisi de IMSI Catcher dediğimiz cihazlar var. Bu cihazlar buradaki işte sizin cep telefonunuz baz istasyonuna bağlanmaya çalışıyor. Ama ben buraya bir IMSI Catcher dediğimiz cihazdan getirirsem o ufak bir kutu cep telefonunuza sinyali daha yoğun gönderiyor ve telefon onu baz istasyonu zannedip onun üzerinden gerçek baz istasyonuna bağlanıyor. Yani ne oluyor? Araya girip o kutuyla siz rahatlıkla cep telefonu iletişimini, mesajları vesaireleri, internet erişimini izleyebiliyorsunuz. Bu cihazlardan da internette bulmak mümkün şu anda. Tabii ki bunların satışı vesaire normalde regülasyonlara tabi yasak fakat bunların satışları yapılabiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. Bunun için de tabii normal kullanıcının yapabileceği çok fazla bir şey yok. Özel yazılımlar, özel işletim sistemleri, mobil telefonlara güvenli bir takım sistem, yazılımlar kurulması lazım. Onlar da normal kullanıcının maalesef yapabileceği şeyler değil. Peki. Bir de şu evdeki Wi-Fi'yi konuşalım mı? Evdeki kablosuz ağda bizi hangi tehlikeler bekliyor? Evdeki kablosuz ağlarda öncelikle biz kendi kullanımımız eğer internet bankacılığı vesaire de yapıyorsak hele kendi kablosuz ağımızın öncelikle modemin şifresini iyi seçmek lazım. Modemimizin şifresi normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. 5, 6 olması. Varsayılan olarak gelebilir. Ya da doğum tarihimiz. Kesinlikle. Orada işte kızımızın adı, telefon numaramız, araç plakası gibi şeylerden olmaması lazım. Onlar zaten varsayılan olarak admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi geliyor. Onları değiştirmek lazım. İyi bir şifre nasıl olur? İyi bir şifre sizin aklınıza kolayca gelen bir şifre değildir. Öncelikle onu söylemek lazım. Ve biz hani bunu diş fırçasına benzetiyoruz. Hani sadece kendiniz kullanın, kimseye de ödünç vermeyin. Burada harf ve rakamlardan oluşan 6 ya da 8 haneli bir şifre iyi bir şifredir. Ama dediğim gibi mesela sevdiğiniz kişilerin isimlerinin baş ve son harflerinden oluşan, anlatabildim mi? Bir şifre aralara da rastgele rakamların serpiştirildiği, evet, güvenli bir şifredir. Ama o kişilerin isimlerinin sonuna doğum tarihlerini eklerseniz bu güvensiz bir şifre haline geliyor. Burada onları iyi seçmek lazım. Kablosuz ağımızın şifresini ne kadar uzun yaparsak, ne kadar farklı farklı karakterler koyarsak araya, harf, rakam gibi özel karakterler, o kadar zor kırılır. Bunlara dikkat etmek ve güncellemeleri yapıp antivirüs kullanmak çok önemli. Bir de mobil uygulamaları soracağım. Bu akıllı telefonlarda ve tabletteki mobil uygulamalar için öneriniz nedir? Orada aslında bizim hepimizin yaptığı hata belki. Cep telefonumuzu elimize aldığımızda, uygulama mağazasına baktığımızda önce ücretsiz kısmına bakıyoruz. Aslında ücretsiz diye bir şey yok. Hepsi kişisel bilgilerimizi alıyor. Orada siz eğer bir uygulamaya para ödemiyorsanız, hele ödemiyorsanız, bedeli kişisel bilgilerinizin alınması. Hangi bilgilerimiz? Burada öncelikle rehberimiz alınıyor, fotoğraflarımıza erişiliyor, kameramıza, mikrofonumuza erişim oluyor. Bu ücretsiz uygulamalarda bir el feneri uygulaması yüklüyorsunuz, rehbere erişmeye çalışıyor. Neden? Hiçbir fonksiyonu yok aslında. Halbuki o bilgileri taşıyacak. Beni en çok bu mikrofona ulaşma isteği şüpheye düşürüyor. O niyedir? O istediğiniz zaman ortam dinlemesi yapabiliyorsunuz. Çok tehlikeli değil mi? Kesinlikle uzaktan tetikleyebiliyorsunuz. Her iki ünlü cep telefonu üreticisinde de bu mümkün özellikle. O yüzden bir mağazadan uygulama indireceksek önce şunlara dikkat edeceğiz. Kaç kişi indirmiş? Yani 150 milyon kişinin indirdiği bir uygulamanın zararlı çıkması veya daha yasa dışı, gizlilik karşıtı şeyler yapması ihtimali çok daha düşük. Ama işte 100 bin, 50 bin, 20 bin, 3 bin, 200, 500 gibi rakamlara geldiğinizde mutlaka bir şey yanlış gidiyordur. Ya sahte bir uygulamadır ya da zararlı bir içerik. Peki Tamer Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben bütün anlattıklarınızdan çok özelinizi, gizlinizi bu dijital ortamda paylaşmayınız fikrini çıkardım. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Kontrollü paylaşım en güzeli her Peki, zaman. Peki çok teşekkürler. Teşekkür Verdiğiniz ederim. Bilgiler çok kıymetliydi. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler, Haber Masası'nın bu bölümünde sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın. Merhabalar değerli izleyiciler, saatler 11.30'u gösteriyor. Haber Masası'yla karşınızdayız.
Teknoloji diyeceğiz, evet, her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Özellikle de gençler artık neredeyse sadece internet üzerinden sosyalleşiyor. Bunun en olumsuz sonuçlarından biri elbette ailelerle genç kuşaklar arasında her geçen gün kopan iletişim. Peki bu sorun nasıl aşılabilir? Uzman konuğumuz Alanur Özalp'e soracağız. Sayın Özalp, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi aslında teknoloji birçok konuda yardımcımız ama nerede, ne boyutta tehlike zilleri çalmaya başlıyor? Şimdi özellikle gençler burada söz konusu olduğunda, ki biz bugün onları konuşmak istiyoruz. Gençlerde belli şeylerde kontrol koyma güçlüğü var. Yani durmak veya sınırı koymak veya hayır diyebilmek. Onun için bunu yeni öğreniyorlar. Yetişkin olurken bunu öğrenecekler. Eğer doğru öğrenirlerse de iyi bir yetişkin olacaklar. Güçlü, başarılı bir yetişkin olacaklar. Onun için bu geçiş aşamasında bakıyorlar, örnek almaya çalışıyorlar ve kendilerini de gerçekten yakınlarındaki anne baba gibi yakın kişilerden de örnek alabiliyorlar. Bir de özellikle işte bu futbolcu olabilir, yıldız olabilir. Çok çok böyle parıldayan kişilerden örnek alıyorlar. Onun için baktığımız zaman bir şekilde o parıldayan kişiler neredeyse onlar da orada olmaları lazım. Parıldayan kişiler de internetteler, bilgisayardalar. Onun için de onlar da o parıldayan kişiler, ne yapıyorlar, ne giymişler, nereye gitmişler, niye gitmişler, ne yapmışlar, nerede doğmuşlar. Bütün bunları öğrenmek istiyorlar ve bir şekilde de hani içmek istiyorlar neredeyse. O kadar da böyle çok ben daha iyi bileceğim, arkadaşımdan daha iyi bileceğim. Çünkü bu dönemde en önemli şey arkadaş. Tabii ki birbirleriyle işbirliği içindeler ve birbirlerinin dediğini yapıyorlar veya birbirleri gibi olmaya da çalışıyorlar aynı zamanda. Yani grubun dışında olmamak, grubun içinde olmaya çaba gösteriyorlar. Bu sosyal baskıya gelelim. Önce ben oyunlardan başlamak istiyorum. Şöyle ki, çünkü küçüklükten itibaren en çok oyunlar cazip geliyor ve oyunlar vasıtasıyla internetin içine giriliyor. Hangi oyunlar, hangileri kalitelidir, nasıl ayırt edeceğiz ve zamanlamamız ne olmalı? Şöyle, eğer annemiz veya ailemizin bu konuda bilgisi varsa bunları çok güzel ayırt edip işte yeni oyunlar veya işte hayal gücünü güçlendirecek oyunları seçer, beğenir, alır, işte ilgilenmesi için ona sunar. Ama ailemizin eğitim durumu buna çok müsait değilse çocuk ne bulursa onun üzerine gidiyor veya arkadaşlarında ne varsa. Temelde ne öğütlemeliyiz? Mesela ben hiçbir şey bilmiyor varsayayım kendimi. İşte kan, şiddet, silah, patlama, adam öldürme varsa hani bu kötü bir oyundur diye temel bir anlatırdım çocuğuma. Başka nelere dikkat etmek lazım? Şimdi oyunların içinde bir şekilde hayvanlara eziyet varsa, yine doğaya eziyet varsa bu istenmeyen bir oyun. Çocuğun bunu doğal bir olay olarak algılamaması lazım. Yaşlılara eziyet varsa, insanlara eziyet varsa, öldürme değil, eziyet etme, işkence etme gibi şeyler varsa tabii ki bunlar da çocuğun kafasını karıştıracaktır. Cinselliği doğru kullanmayan pornografik içeriklerde çocuğu etkileyebilir. Ama burada yasakları koyarken ya hayatımızdan tamamıyla ve onun hayatından yasakları çıkartıp burada hani onunla işbirliği içinde olmamız lazım. Bir de onun gerçekten biz hayatını nasıl zenginleştirebiliriz diye düşünüp bakmamız lazım. Bir alternatif sunmadan elindekini almamak lazım. Doğru. Ne gibi alternatifler sunabiliriz çocuklarımıza? Birlikte bir şeyler yapmayı planlayabiliriz. Birlikte oyun oynamak da olabilir. Birlikte internette bir şeyler yapmak da olabilir. İnternette yaptığı bir şeyi birlikte konuşmak, paylaşmak olabilir. Onu yorumlamak olabilir. Onunla ilgili tartışmak olabilir. Veya birlikte alıp doğaya çıkmak olabilir. Top oynamak olabilir. Maça gitmek olabilir. Birlikte maça gitmek. Çocuklar için anne babanın onlara değer verdiğini, onları ciddiye aldığını düşündüren bir şey. Çünkü biz biliriz ki baba maça gider, çocuklar evde oturur. Ama çocuk babası onu alıp maça birlikte gidiyorlarsa, hatta buna bir de anne de katılıyorsa çok daha farklı, kendisini çok daha iyi hissediyor. Yani bu evde keyif var, bu evde
de insanların birbirlerine karşı değer veriyorlar gibi düşünüyor. Bunlar çok önemli. Bir de şunu söylemek lazım, yasaklamak, kısıtlamaktansa hani cinselliği de onunla konuşmak lazım veya burada gördüğün herhangi bir şeyden kafan karışırsa gelip benimle paylaşabilirsin. Ben hiçbir şekilde sana kızmam, niye yaptın, niye baktın, niye oraya girdin demem. Ama bunları benimle konuş, paylaş, bunlarla ilgili düşüncelerini de bana anlat diyebilirsek eğer belki daha iyi bir yolda yolculuk etmiş oluruz. Yani bizden saklayarak yapacağı şeyler onu daha mutsuz edecek, daha korkutacak ve kaygı düzenini çok daha artıracak. Evet, yargılanmayacağını bilmek evet. Onunla iletişimimizi belki kolaylaştıracak değil mi? Ne sorarsa sorsun, merak edecektir elbet, insandır diye yaklaşmak hatta lazım. Hatta teşvik etmek lazım. Hı-hı. Birkaç konuda ona bak bunları merak ediyor olabilirsin. Çünkü ben de senin yaşındayken bunları çok merak etmiştim. Hı-hı. Ve gizli gizli de karıştırmıştım gibi bir şeyler söylerseniz o zaman daha rahatlayabilir. Ben bunları yapabilirim gibi bir şeyi olabilir. Ama diyelim ki yakaladınız siz onu böyle bir durumda istemediğiniz bir görüntüyle. O zaman da kızmadan, bağırmadan bu görüntülerle ilgili sormak istediği bir şey var mı diye. Daha sıcak, daha sevecen, daha yakın davranmakta yarar var. Hı-hı. Bir dönem televizyondu korktuğumuz, çocuklara zarar verecek, bağımlılık yapacak diye. Hı-hı. Bir dönem telefondu korktuğumuz, cep telefonları. Hı-hı. Şimdi yine var ama şimdi internet daha ön plana çıktı. Çocuklar orada bir şeyler yapmaya araştırıyorlar, bakıyorlar. İşte arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Şimdi öyle de bir platform ki derslerini de orada yapıyorlar. İletişimleri de çok güzel, iletişimleri de orada ama kötü şeyler de orada. Galiba insan bilmediğinden korkuyor. Bunu nasıl ayıklayacağız? Ailelerin de biraz teknolojiye vakıf olmaları lazım galiba, değil mi? Tabii ki, ama bu çok mümkün de olmayabilir bazı ailelerimiz için. Onun için de şöyle olması gerekiyor. Yani çocuk orada çok kötü bir şey gördü, görmemesi gereken bir şey gördü veya cinsellikle ilgili içerikte kötü bir şey gördü. Eğer çocuğumuz da bizim iletişimimiz doğruysa, iyiyse, iyi bir iletişimse bu onu olumsuz yönde etkilemiyor. Onun için bu konuda hani çok yoğun panikler yaşamamak gerekiyor, rahat olmak gerekiyor. Çocuğumuz başka olaylarda bizimle paylaşıyorsa, konuşuyorsa, bizimle birlikte sıkıntılarını dile getirebiliyorsa o zaman orada gördüğü konuda da bize gelip sorabilir, bundan büyük ölçüde etkilenmeyecektir. Ama burada bir süreklilik olduğu zaman, çünkü zamanda da bir sıkıntı var. Şimdi yani çocuk, onu konuşalım mı? Zaman çok önemli. Oyunlarda da nasıl bir disiplin oluşturmak lazım? Çocuğun bunu içselleştirmesi için nasıl örnek olmak lazım? En güzeli sizde örnek olmak lazım dediniz. Burada anne baba da aynı şeyleri yapıyorsa, saatlerce gece yarılarına kadar oynuyorsa tabii ki çocuk da bundan ister istemez bu davranış doğru bir davranış diye düşünebilir. Burada biz kendimiz örnek olmalıyız öncelikle. İkincisi de çocuğumuzun bir okul başarısını takip etmemiz lazım. Okul başarısında güzelse ve aynı zamanda sosyal aktivitelerin içine de girebilmişse bir veya birden fazla aktivite edin. O zaman bu o çocuk için doğru gidiyor, iyi gidiyor anlamına gelir. Hı hı. Ve uyku saatini de veya işte akşam yatması gereken yaşına uygun saati de kaçırmamak gerekiyor. Çünkü bu tür oyunlar veya internete de uzun süre dolaşmak gece yarılarına kadar devam edebiliyor ve bir süre sonra da artık o olmazsa yaşayamam noktasına geliyor. Yani bir nevi bağımlılık. Evet. Değil mi? Onun belirtileri nedir ve nasıl üstesinden gelinir? Şöyle, bazen aileler çocuğumuz sokağa çıkmasın, sokakta tehlike var, otursun evde, gerekiyorsa sabaha kadar oynasın gibi düşünebiliyorlar. Hani daha önce biz bebekleri yemek yemiyordu, reklamların önüne koyduk. Burada da hani aman dışarı çıkmasın da otursun, gözümün önünde dursun, ne yaparsa yapsın diye. Bazen ona çok fazla gereksiz bir tolerans zaman verebiliyoruz. Burada sınırı olması lazım ve bunu ailenin zamanında kontrol edebilmesi lazım. Hı hı. İşten geçtikten sonra, yani bir bağımlılık kolay oluşmuyor. Hı hı. Çok zor oluşuyor. Uzun sürede oluşuyor ve oluştuktan sonra da onu temizlemek, onu düzeltmek çok kolay değil. Bir uzman, bir doktor, bir psikolog tarafından bile çok kolay değil. Pek hı hı. çok ailemiz bu konuda hani bir psikologla görüşmeyi, o adımı bile
atmıyor. Birazcık daha şiddete yönelebiliyor. Tabii ki bunların hiçbiri sonuç alabilecek. Özellikle şiddetin hiçbir çeşidi yasaklamak, sınırlamak, kısıtlamak. Bunların hiçbiri işe yaramayacak yollar. Bu yollara başvurmadan eğer sizin de gördüğünüz bir şeylik varsa, kontrol güçlüğü varsa, durduramıyorsanız, durdurmakta kendisi de güçlük çekmeye başladı, istemiyor ama yine de hani gece uykudan kalkıp gidip baktınız, hep beraber uyudunuz, o kalkmış oynuyor gibi durumlarla karşı karşıya gelirseniz bu zaman bir psikologdan destek almanız lazım. Bu sizin başaramadığınız anlamına gelmiyor. Yani birlikte başarmak veya uzmanla bu işi halletmek daha doğru olacak. Şimdi bir de yabancıyı anlatalım çocuğa. Normal hayatta diyoruz ki işte tanımadıklarınla konuşma ama dijital ortamda tehlike nedir? Yabancıyı çocuğa nasıl anlatmak lazım? Şöyle dijital ortamda pek çok kişi gerçek kişiliğinin dışında. Yani orada yeşil gözlü, uzun boylu, sarışın dediğimiz kişi belki de 60 yaşında bir başka kişi. Kötü niyetli de olabilir. Belki de kendisi çok yalnız, çok sıkılıyor da kendisini böyle gösterip kendisine ilgi çekmek istiyor olabilir. Onun için de bazen çocukların çok yetişkinlerle, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların çok yetişkinlerle sohbet etmeleri çok onlara bir şey kazandırmadığı gibi yine onlara kafalarını karıştırabilir. Onun için çocuğun sohbet ettiği arkadaşlarını internet üzerinde de olsa fotoğrafını görmek, o arkadaşıyla neye kadar sohbet edebilir, ne sırlarını veya ne gizlerini ona söylememesi gerekir. O arkadaşı çok 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 kıymetli bir arkadaş, çok değerli bir arkadaş bile olsa ne kadar sırları nerede, nereye kadar açıklayacak, nereye kadar bir sır oluşturacak, bunları da kendisiyle konuşmak lazım. Sır dediği zaman sadece onun sırrı olmayabilir, aileye ait bir sır olabilir. Aileyi de zor durumda bırakabilir bu durumda. Belki de çok kötü bir şey yaptığını düşünmeden de bazı şeyleri söylemiş, açıklamış olabilir. Örneğin işte kredi kartlarının numaralarını söylemek gibi bir şey. Bununla ilgili daha önce ya de yaşadığımız... Ya da adres, telefon. Annen baban evde mi vesaire. Evet, bu hırsızlara kapıyı açmak gibi bir şey zaten. Aynen. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Deniliyor ki çocuklarınız sizin olduğunuz ortamlarda, işte salondaysanız salonda bilgisayarlarıyla haşır neşir olsunlar. Bu kaç yaşına kadar mümkün ve doğru bir yaklaşım mı? Şöyle tabii ki bunu onunla konuşmak da gerekiyor. Hani nereye bakıyorsun, hani nelerle ilgileniyorsun biçiminde. Ama belli bir yaştan sonra özellikle üniversiteye giden bir çocuğun hala salonda oturup sen burada laptopuna, bilgisayarına bak demek uygun değil. Ortaokul çocuğunun da gizlilik yani kendine has olan bir şeyleri var. Onun için de çok böyle bir ajan gibi bir hani o çocuk potansiyel bir suçlu ve biz onu yakalayacağız gibi bakmamak lazım. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi orada ebeveyn çocuk ilişkisi nasıl olmalı ki? Yani çocuk rencide suçlu olmasın. Tabii ki. Ve de arsızlaşmasın. Yani onu bize biraz açar mısınız? Şöyle şimdi bize kim olursa olsun yukarıdan bir baskı geldiği zaman bize ne yapıyorsun, sürekli bir baskı geldiği zaman biz ister istemez tam tersine hareket ediyoruz. İşte sen öyle mi istiyorsun? Bak ben böyle yapacağım gibi. Onun için bazen de çocuğu o tarafa doğru itiyoruz. Onun için böyle durumlarda bizim yapmamız gereken arkadaşlarıyla da iyi bir iletişim içinde olmamız. Yani bazen bize çocuğumuzun söyleyemediği sıkıntılarını arkadaşları bize açıklayabilir. Ama bizde de burada da hani arkadaşından veya yani istemeyerek gözde ortaya çıkan bir sıkıntısı varsa o sıkıntıyı hani ben seni kontrol ettim, eşyalarına baktım, işte internete girdiğin nerelere girdiğini kontrol ettim demeden böyle ben seni biraz sıkıntılı görüyorum, benimle paylaşmak ister misin gibi dile getirmek veya benimle paylaşmak istemeyebilirsin, o zaman bir psikologla paylaşmak isteyebilirsin, belki hani bunlarla ilgili ne yapman gerekebilir veya doğru şeyler mi yapıyorsun acaba biçiminde. Onun için bu şekilde yumuşak, sıcak, sevecen, cezalandırmayan bir polis görevi değil de bir anne baba arkadaş görevi yaparsak daha doğru olacak ve burada da tek boyutlu düşünmemek lazım. Bir de özellikle anne babalar için söylüyorum. Siz de bir zamanlar genç oldunuz. Siz de gençliğinizde hiç tasvip edilmeyecek pek çok